Kur'an'a göre Allah'ı zikir, zikrullah nedir? İkinci başlık bu. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ Asıl buraya getirecektim, son cümle. Evet. Allah'ın Resulünde, elçisinde sizin için güzel bir örneklik vardır Kimler için limen ne yarucullah vel yevmil ahir. Ahiret gününe iman eden, yani onu rica eden, ona kavuşacağını uman kimseler için, yani hesap vereceğine inanan kimseler için hayatını hesabı verilebilir yaşayan kimseler için bir örneklik vardır diyor. Bir örneklik diyor ama her şeyi örnektir demiyor. Bu çok önemli. Evet. Onun için yani üsvetün hasenetün. Nekira belirsiz gelmiş bir örnek her şeyi. Yani Allah Resulü uyudu, uyuması örnektir. Allah Resulü yetimdi, yetimliği örnektir. Allah Resulü yedi, ye yemek, yemek sünnettir. Allah Resulü öldü, ölmek sünnettir. Allah Resulü doğdu, doğmak sünnettir. Güldü, gülmek sünnettir. Ağladı. Ya insanoğlu ağlar, insanoğlu güler, insanoğlu yer, insanoğlu içer. Saçmalamayın. Anlatabiliyor muyum? Bunu deyince bak 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 diyor sünnet düşmanı diyor. Sünnetçi. Sünnetçinin çıngırağı. Evet. Ahzab 21. Bu ve zekerallâhe ketira ve Allah'ı çok zik çok çok zikreder. Ne der? Eline boncuğu alır. Yani 11, 40, 111, 500, 5000 Allah Allah böyle mi der? Siz hiç Allah Resulü'nün böyle bir şey yaptığını duydunuz mu? Bu mudur zikir? Bu mantradır. Bunun zikirle bir alakası yoktur. Ya hocam tamam sen haklısın. Tamam vallahi de billahi de haklısın. Ama ne zararı var? Çok zararı var. Bir, dinde olmayan bir şeyi dine sokuyorsun. Yani dinin çekirdeğiyle oynuyorsun, genetiğiyle. İki, kendini din koyucu yapıyorsun. Yani aslında Allah'tan rol çalıyorsun. Allah'lık iddiasıdır. Üç, gerçek zikrin üzerini kapatıyorsun. Ve zikri çalıyorsun. Ondan sonra ömür boyu zikirsiz yaşayacak o insan. En büyük, en ağır tehlikesi de bu. Bu ayet 500'lük boncuk çevirenlere mi hitap ediyor? Günde beş bin kez Allah diyenlere mi hitap ediyor? Örnek olan Allah Resulü hiç Sufi zikri mantrası çekmiş midir? Arkadaşları, halifeler, ikinci, üçüncü nesil hiç bilir mi? Cevap, hoca, kocaman bir hayır. Sonuç, Kur'an'a göre zikrullah Allah bilincidir. Allah bilinci. İşte bu nedenledir ki onlar ayakta, otururken ve yatarken Allah'ı zikrederler. Öyle değil mi? Ali İmran suresi 191. ayet. Ayakta otururken, yatarken, yatarken de zikrederlermiş. Yani Allah'ın bu ayetine niye amel etmiyorlar ellerine boncu olup yatağın içine uzansalar ya alıp. Değil aslında, derdi o değil. Evet. Demek ki yatarken de zikrettiğimiz şey Allah bilinci. Allah'ı hatırda tutmak. Allahsız yapmamak. Allah yokmuş gibi davranmamak. Allah yokmuş gibi düşünmemek. Allah yokmuş gibi yaşamamaktır zikretmek. Kur'an'a göre zikir ehli kimdir? Fes'elû ehle zikri in kuntum la Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Nahl suresi 43. ayet. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Yani şimdi bilmediklerimizi gidip şeyhlere mi soracağız? Efendi hazretleri falan 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 şeyi bilmiyorum öğrenmeye geldim. Allah etmesin. Belli kelimeleri mantra edinip boncuk çeviren değildir zikir ehli. İlmi ledün isimli safsatayı bildiğini iddia eden değildir. İlm-i ledün Kuranda bir yani kendi içine bir cümlecik bile değildir ya. Milledunna ilma bu, bu bu şekilde de geçmez zaten. Katımızdan bir ilim anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Nereden evirdiniz çevirdiniz dolap dümen çevirdiniz de getirdiniz ilmi ledün diye bir ilim varmış gibi şey yaptınız. Böyle bir şey var mı? Biz her şeyi Allah'tan öğrendik. Allah'ın verdiği öğrenme yeteneği sayesinde. Evet. Nasıl? Er rahman Allemel Kur'an. Halakal insan. Allemahul bayan. O rahmeti sonsuz merhamet sahibi olan Allah. Allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Aslında burada Kur'an sıfat da olabilir. Evet, okumayı öğretti demektir. Bana daha doğru geliyor bu. Yani Kur'an isim değildir burada. Kur'an'ın ismi değildir burada geçen. Burada geçen okuma Kur'an kelimesinin manasıdır. Sıfattır. O Allah okumayı öğretti. İnsana okumayı öğretti. Yani varlığı okumayı, varlığı anlamayı, okumak anlamaktır zaten. Evet. Dolayısıyla her hepsini ondan öğrendik. Ama Allah hiçbir zaman ilkokula gelip de kara tahtada yazmadı. Öyle değil mi Elif BTS diye? Evet. Ben konuşsam o telefon anlaşabilir miyiz? Evet. Belli kelimeleri mantra edinip boncuk çeviren değildir. Evet. İlmi ledün isimli safsatayı bildiğini iddia eden değildir. Şehvet odasının adını sır odası koyup film çeviren değildir. Zikir ehli zanna değil, delile dayalı bilgiye dayanandır. Evet. İnne zanne la min minel hakkı şey'a. Zan hakikatten hiçbir şey içermez der Kur'an. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayandır. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Bana bakın. Oralara bakmayın. Küçücük bir ses beni bastıramaz. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Bilmediğin şeyin ardınca gitme. Ne güzel söylemiş. İnne sem'a vel besara vel fuada, kullu ulaike kâne Evet, gözde, kulakta, gönülde bilmediğinin şeyin, bilmediği şeyin peşine takılmaktan dolayı sorumludur. Dolayısıyla kişi bilmediği şeyin peşine takılmamalı. Bilmiyorsa takılmamalı. Bildiği zaman peşine takılmalı. Bilgisi arttıkça kibri değil, sorumluluğu da tevazu da artandır. İnne ma yakhşallah min ibadihi'l ulama. Evet. Kulları içinde Allah'tan layıkıyla kimler sakınır? Allah'ı kimler sever? Allah'tan kimler titrer? Evet, alimler değil, bilenler. Lütfen. Hemen isme çevirdiğiniz zaman bir zümreye gidiyor. Zümreye gitmesin, sıfata çevirin, sıfata. Anlatabiliyor muyum? Önce sıfat formu aklınıza gelsin. Alimler diye sanki Allah'ın onayladığı bir zümre var. Yok böyle bir şey. Sanki Allah'tan sertifika almış. Kim almış? O zaman içinizden bir zümreyi ruhban sınıfına dönüştürüyorsunuz. Farkında mısınız? Yapmayın. Bakın. Eğer kendi aleyhime ise benim de aleyhime olan şeyler söylüyorum.